Arkadaşlarım şimdi geliyorum Osmanlı'nın ikinci kurucusuna, birinci Mehmet, diğer bir adı Çelebi Mehmet dönemine. 1413-1421 Fetret Devri'ne son veren hükümdar. İsa, Musa, Süleyman birbirleri ve Mehmet'le yaptığı savaşlarda bertaraf edilir ve Çelebi Mehmet 1413 yılında Edirne'de tahta oturarak devleti adeta yeniden kurar. Bu nedenle Osmanlı'nın ikinci kurucusu kabul edilir. Bunları asla unutmuyoruz. Soruyu şöyle sorduk. Birinci Mehmet dönemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hepsi doğru. Bunların hepsi doğru. Neler var bakalım. Fetret devrine son verilir. Doğru. O yüzden devletin ikinci kurucusu kabul edilir. Buraya söyledim zaten, ikinci kurucusudur. Saruhanoğulları Beyli Osmanlı'ya katılır ki arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Ankara Savaşı'ndan sonra bozulan Anadolu Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları Çelebi Mehmet döneminde Saruhanoğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla yeniden başlar. Saruhanoğulları Beyliği Manisa'daki beylikte Osmanlı'ya bu dönemde katıldı. Arkadaşlar çok önemli bir bilgi. İlk defa Osmanlı Deniz Savaşı'nı Venedikliler yapar. Peki Venedik'le Deniz Savaşı yapıyorsak amacımız ne? Ege'ye hakim olmak. Oraya hakim olmak istiyoruz. Uzun sürer bu savaşlar. Arkadaşlar uzun derken yani böyle 1-2 gün değil. Osmanlı bu savaşta yenilir. İlk deniz savaşı, ilk tecrübe ve ilk mağlubiyetini denizlerde Osmanlı alır. Bunu unutmuyoruz. Hatta Çalıbaşı Savaşı denilir bu savaşa. Bu dönemin kaptan deryası ise Çalıbey'di. Çalıbey bu savaşta hayatını kaybeder, şehit düşer. Arkadaşlar bu dönemde Düzmece Mustafa ve Şeyh Bedrettin isyanı çıkar. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı'da çıkan dini ve sosyal içerikli ilk isyandır. Osmanlı'da çıkan. Anadolu'daki öncesini hatırlayın. Baba İshak isyanıydı. Şeyh Bedrettin Musa Çelebi'nin kaz askeriydi. İyi bir adamdı ama zamanla fikirleri Osmanlı'ya yabancı gelmeye başladı. Ve o Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet döneminde çıktı ve bu isyan bastırıldı. Taraftarları da bertaraf edildi. Düzmece Mustafa'ya gelince olay şöyle gerçekleşti. Biraz çerçeve çizeyim burada. Timur ölünce Semerkant'taki Şehzade Mustafa hikaye o ya. Şehzade Mustafa kaçar, arkadaşlar Bursa'ya gelir. Bursa'da hükümdarlığını ilan eder. Yani abisine der ki Edirne ve Batı senin olsun, Bursa ve Doğu benim olsun der. İki devlet olalım der. Bunu Çelebi Mehmet kabul etmez ki halk buna destek vermesin diye devlet erkanı tarafından Şehzade Mustafa'ya bu yalancı Mustafa'dır, Yıldırım'ın oğlu Mustafa değildir denilince adı adamın Düzmece kalır. Yalancı Mustafa isyanı olarak tarihe geçer. Bu isyan bastırılır. Düzmece Mustafa arkadaşlar Bizans'a sığınır ki 2. Murat döneminde tekrar bu isyan çıkacaktır. O zaman Bizans'a sığındıysa şöyle bir bilgi kullanabilir miyiz? Bizans şehzade kavgalarına karışmıştır. Bizans Osmanlı işlerine bu kavgaları fırsat bilerek müdahale etmiştir ki zaten Bizans entrikalarla varlığını sürdürmüş bir devlettir. Ve bizim tarihimizde şunu bir hatırlayın arkadaşlar. Kapıkulu Yeniçeri. Kapıkulu'yu 1. Murat kurmuştu. Ve Kapıkulu'ya asker sağlamada ilk önce pençik sistem uygulanmıştı 1. Murat döneminde. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı perişan olunca ki nerede perişan oldu? Anadolu'da, Balkanlar'da toprak kaybetmedi Osmanlı. Neden? Çünkü Balkanlar'da istimal et, hoşgörülü politika vardı. Artı iskan da uygulanmıştı. O bölge Osmanlı'ya bağlılık bildirdi. Fakat fetihler durduğu için, yeni fetihler olmadığı için Çelebi Mehmet döneminde pençik sistemi uygulanamadı, devam ettirilemedi. Onun yerine Kapıkulu'ya asker sağlamak için arkadaşlar devşirme sistemine geçildi. O zaman Osmanlı'da devşirme sistemi ve pençik sistemi Kapıkulu'ya asker sağlamak için ortaya çıkmış ve geliştirilmiş bir sistemdir. Pençik 1. Murat döneminde, devşirme ise 1. Mehmet döneminde uygulanmıştır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam. Çelebi Mehmet döneminin önemli bilgileri bunlar. Hemen burayı da kapatıyorum.